Abi işte bu size dediğim yer burası. Vay, ilaç tepesi olarak biliniyor ama dışı sizi, içi beni yakar, o derece yani. Oğlum her şey normal görünüyor. Bu koğuş arkadaşın seni yemiş olmasın Dodo? Ya Dodo ya, bu İstanbul'un da altında hep tüneller var diyorlar. Şehir efsanesi olmasın bu da? Ya yok be oğlum be, Allah Allah. Masal mı anlatıyorum la ben size? Abi gidip gelenlere bakılırsa bunlar normal şirket personeli. Evet abi, kobaylar nerede? Çok karanlık işler ha bunlar. Hadi daha fazla dikkat çekmeden gidelim buradan. Hadi hadi. Dur 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 dur. Bak 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 bak. Bak abi bak 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 bak. Arabaya binenlere bak. Görüyor musun abi halleri? İlacın yan etkilerinden ne hale gelmişler. Bak bembeyaz olmuşlar. Her yerleri yara bere içinde ya. Ulan Vahit, sen nasıl bir adamsın kardeşim? Milyon dolarların var. Senin pis işlerle ne işin olur ya arkadaş? Ben anlamıyorum ki. Abi bak, dünyanın her yerinden ilaç geliyor buraya abi. Her şey geliyor abi. Bak biz Vahit'i anca böyle vururuz abi. Şantaj. Abi şöyle yapalım. Bu kobayların hepsini alalım. Videoda anlatsınlar neler yaşadıklarını. Sonra da onu gereklilere veririz. Yemez. Bize kanıt lazım. Belli ki muhtaçlar. Siz kalmak istemezler. Ya zaten garibanlar. 3-5 kuruş için canlarını koymuşlar ortaya. Korkarlar, konuşamazlar ki. Kannemir abi, bizim bunları belgelememiz lazım ama. Biri içeri girecek ve her şeyi kaydedecek. Yani? Şantaj, montaj. Evet abi, güzel fikir. Zaten 2 dakika hemen bir personel kostümü abi. Çıt, hemen giriveririz içeri. Yok yok kardeşim, olmaz o iş. Benim bu koğuş arkadaşım var ya, bunun CEO'su. O bana anlatıyordu. Kimlik kartları, özel ID'ler falan gerekiyormuş oğlum. Sıkı yer yani. Aynen öyle ya. Bu adamın yani sonuçta en iyi korunan yeri burasıdır. Abi ne yapacağız? Nasıl girelim? Kobay olarak. Hop, nereye birader? Yahu. Ben evde ne güzel yatıyordum. Vahit Bey tutturdu. Gel beraber çalışalım, gel beraber çalışayım. Gideyim bir konuşayım bari ya. Ha, tamam, geç içeride, danışmada yardımcı olurlar sana. Eyvallah. Nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun. Ben iş başvurusu için gelmiştim. Hangi birim için? Hangi birim olursa alırım bir dal, hiç fark etmez. Tamam, buyurun, siz bu formu doldurun, numaranızı bırakın. Gerekli görüşsek biz size dönüş yaparız. Cep numarası mı? Evet. Yalnız benim cep telefonum yok. Çaldırırken çaldırdım. Arkadaş beni çaldır dedi. O sırada kendim telefonumu aldım, çaldı benim. Yazmayın o zaman. Yazmayayım o zaman. Çakalımız geldi. Şüpheli bakış istemez, Carlos halleder. Gel o zaman, anlat bakalım. Nasıl içerisi? Hemen anlatıyorum. Abi, depoya giden bir tane, direkt giden bir kapı var. Yalnız içeri giren herkes böyle didididididididid kartı okutup öyle giriyor. Nasıl tipler? Abi işte hep hemşireler, doktorlar, böyle yeşimsi, kutsimsi tipler. Yalnız şöyle bir durum var. Çıkarken herkes kartını iade ediyor. O zaman o karttan bir tane de bize lazım. Abi, ben gideyim çalayım mı bir tane kart personelden? Ah be balım, diyorum dinlemiyor musun? Geri iade ediyor herkes. Hayır, şimdi eskiden olsa abi diyeceğim ki bir gece operasyonu yapalım, içeri girelim ama... şimdi güvenlik kamerası çıktı, mertlik bozuldu. Anlatabiliyor muyum? Aynen öyle. Yani bizim kartsız giremeyeceğimize göre bir şekilde kartı nasıl temin edeceğimizi bulmamız lazım. Yani personel dışında kimden bulabiliriz ki bu kartı? Aslında bir kişi de daha var. Bibişte. Aa. Vahit Bey amcam o. Evet. Vahit Bey amcam. Vahit Bey amcam oğlum. Vahit Bey amcam. Ne olur iş ver bana iş. Bak güzel kızının hatırına var. Güzelmiş ha. Ne olur bana iş ver. Lütfen iş ver Vahit amca. Ben şu herif ayağımın altından. Vahit Bey amcam. Para istemedim. İş istedim, iş! İş! İnsanları birazcık sevin, doğayı sevin. 2 defa ne habere çıktım ben. Bir kere kendimi yaktım, bir kere Çankaya da soyundum. Ulan sen de döveceksen döv lan, sus! Boynuma vurma, boynuma vurma, ben boynuma vurma. Sonra bunlar beni aldılar, ben işsizim diye bağırdım. İyi dövmüşler seni. Ya acık böbreğime vurdular ama profesyonel işsizim deyince çok üstüme gitmediler abi. Abi o zaman bizim hedefimiz kız. Ha? Adadan kartı çalacağız. Aynen. Bunun için de
adayı tavlamak lazım. Şaka lan şaka. Tek çaremiz bu mu peki bizim? Vallahi tek çare... evet bu. Yani Bahadır'a bırakmış olsak dal gibi kızın karşısında... öyle kalır. Öyle ama ya. Efendim, iş sende. Sen iş mi arıyorsun kardeş? Ben mi abi? Arıyorum. Böyle bir aramak yok. Gel benimle. Vallahi mi? İşe alındın. Hayda. Kardeş gördün mü? İşe alındım. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?